Bitte begrüßen Sie, please welcome again, Edina Kish. Soyadı da öpücük. Die Frau in der blauen Ecke ist 27 Jahre alt und wurde gestern beim offiziellen Gegner 58 Son 4 maçının 4'ünü de puanla kaybetti. 69 groß, ihre Bilanz 11 Kämpfe, 9 Siege. Uzakara kaybetti ama iki tanesini kıl payı kaybetti sevgili izleyiciler. Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke, Nina Meinke. Nina Meinke 9 galibiyetinin 3 tanesini nakavtlarla gerçekleştirdi. Der Ringrichter aus Deutschland from Germany, Oliver Brien. Sonraki maçı puanlarla bitti. 10 round üzerinden oynandı. Bu mücadele 8 round üzerinden oynanıyor. 27 yaşında Nina. Sol direkte geliyor. Edina. Edina Kiss. Pembe renkli kostümüyle Macar boksörü görüyoruz. Siyah ağırlıklı giyinen de Avrupa şampiyonu ters kart boksör Nina Meinke. Nina Meinke. Berlin'de doğdu, Berlin'de yaşıyor. 1.69 boyunda. Ebu'nun Avrupa şampiyonu. Avrupa'daki en büyük unvan Ebu şampiyonluğu sevgili izleyiciler. Ebu da düzlüklette şampiyon durumundan Dina. Çok kaliteli bir boksör. Saçlarını örgü yapardı, uzundu. Kestirdi. Değişik bir saç modeliyle görüyoruz Nina'yı. Midesine uzandı burada ama hemen mesafeyi kapatıyor Edina Kiss. Edina. Bir sağ kroşe daha denedi. Yavaş yavaş üzerine gidiyor. Sol direkte vurdu. Arka arka yumruk darbeleri. Edina Kiss'ten iyi bir mide vuruşu. Sol kroşe savurdu. İsabet yok. İşte köşede Avrupa şampiyonu boksör ekranlarınızda. 65 round tecrübesi var. Bugüne kadar yapmış olduğu karşılaşmalarında 11 maçı 65 roundda tamamladı. 9 boksör arasında Almanya'da birinci, 146 boksör arasında dünyada 5. durumda bulunuyor Nina Meinke. Genauso weiter. Ja? Second out, Ring frei, Runde 2. Second out, Red Connor. İkinci round başlıyor. Tabii kaçıranlar için söyleyeyim. Ya az önce karanlıktı, şimdi neden bir anda gündüz oldu diye bunu aktarmıştım. Bir kez daha bahsedeyim. Gündüz bölümünde oynanan, akşam üzeri oynanan daha doğrusu, hava açıkken oynanan iki çok nefis karşılaşma vardı. O karşılaşmaları diğer maç erken bittiği için sizlere izletmek istiyoruz sevgili izleyiciler. O yüzden ekranlara getiriyoruz. Nina Meinke. Hızlı ayak hareketlerini görüyoruz iki boksörün de. Ters kart boksör olduklarında birbirlerinin ayaklarına basma ihtimali
her zaman var. Reji bunu gösteriyor biraz. Çünkü ilk roundda bayağı bir birbirlerinin ayaklarına bastılar. İyi bir sağ kroşele yakaladı Nina. Ben de sizler gibi karşılaşmanın sonucunu kesinlikle bilmiyorum. Canlı havasında bir mücadele sevgili izleyiciler. Anlatımım canlı. Arkadaşlar oradaki canlı yazısını alalım. Anlatımım canlı ama mücadele şu anda banttan ekranlara geliyor. Sol koşa savurdu şimdi Edina. Edina bir sol koşa daha savurdu. Round'u bitirmek üzereyiz. Kadınlarda boks 2 dakika üzerinden yapılıyor roundlar. 2 dakika dolmak üzere. Son atılan yumruk etkiliydi yine. Du merkst ja, die zuckt immer auf jede Finte. Du mach lieber Finte, Finte erst, wenn du sicher bist. Dann kommt, hast du ja zwei, drei Mal immer, hast ja richtig gezuckt. Ja, und das Nina Meinke, Avrupa Şampiyonu olduktan sonra Almanya'da çok ismini duyurdu. Hedefi Dünya Şampiyonluğu tabii. Dünya Şampiyonluğunda önünde çok ciddi rakipler var. Mesela kim var diye soracak olursanız. Amanda Serrano var mesela. Amanda Serrano, Porto Rikolu boksör. Çok önemli bir isim sevgili izleyiciler. Onu yenebilir mi? Yani çok zor. Amanda Serrano. Dünya şampiyonu isimler. Karşısında bakalım neler yapabilir. Sarah Mahfouf var. Heather Hardy var, Amerikalı mesela. Kanadalı Yelena var. Önünde çok önemli yıldız isimler var. Ama Yelena'yı bence yener. Serrano ile yapacağı mücadelede nefes keser. İyice tecrübelendiği zaman amansız bir mücadele izleriz birlikte. Sol direk. Sekiz roundluk karşılaşmada. Üçüncü rounddayız. Macar boksör direniyor. Sert bir sol direk yedi. Sürekli hareketli vaziyette. Üzerine gitmeye çalışıyor. Bir sol daha vuruyor. Net darbeler. Edina Kiz ciddi problem yaşıyor rakibi karşısında. Macaristan'ın Budapeşte kentinde doğdu. Budapeşte de yaşıyor. Macar 30 yaşındaki Edina Kiz. Amatör kariyeri yok. 30 yaşında 27 maç yaptı bugüne kadar. 137 round ringlerde yer aldı. Knockout ortalaması %33. Dünya klasmanında da 31. durumda bulunuyor. Fena bir sıralama değil. WBO'da dünya şampiyonluk maçına çıktı. Serrano ile Edina Kiz. Az önce bahsettiğim Amanda Serrano sevgili izleyiciler. 3. roundda knockout etmişti Macar boksörü. Macar boksörü knockout etmeyi başarmıştı. Merevo Cortaleni. E kicsi tiati con sopra fuoco da cubolo tu betutnia. Ha muy torto lo. Nina Meinke'nin de Katie Taylor'la karşılaşması vardı. O da Katie Taylor'a. Bir diğer dünya şampiyonuna, o zaman dünya şampiyonu değildi ama Katie Taylor. Knockout olmuştu. İki yenilgisi var Nina Meinke'nin. Çok tecrübeli maçlara çıkmış iki boksör karşı karşıya.
Ekranlardaki boksör Macar, dünya şampiyonluk maçı tecrübesi yaşamış bir isim. Sadece Amanda Serrano değil, bahsetmiştim ya, Heather Hardy, Amerikalı. Onunla da WBC'de uluslararası şampiyonluk maçına çıkmıştı mesela. Serrano maçından hemen önce. İkisini de kaybetmişti. Ama Amerikalı Hardy'ye puanla kaybetmişti Macar. Dördüncü rounddayız. 30 saniye geride kaldı bile. Nina Meinke. Wow, fena bir sol koşaydı. Meinke, Avrupa şampiyonu boksör. İyi bir sol koşa alıyor. Tekrar bir sol direk geldi. Sol koşasa vurdu, isabet yok. Bir sol daha savuruyor. Macar boksör Redinakis. Tekrar sokuldu. İyi bir isabet buldu. Round'u tamamlamak üzereyiz. Geriye çekildiler. Yeni bir atak peşinde, sol koşe isabet yok. Dördüncü round'da böylelikle bitti değerli boks severler. Evet, yorumlarınızı okumaya başlayayım. Agit Kabayel mi yener? Yunan Lazaridis mi? Yorumlarınızı bekliyorum değerli izleyiciler. Boks gecesi tabelasına yazın. Bakın, maskeler takılmış vaziyette. Buradaki sol direk çok iyiydi. Okay. Noch ein Schuss? Also, ja, und genau so diesen Gegenkopf finte, finte. Ja. Nur immer aufpassen mit außen, ne? Die kommen ja alle über außen. Yeni bir round başlıyor. Yeni bir iki dakika işte karşımızda. Ufuk Demirtaş attı bir arkadaşımız, yazmış. Boks gecesi yazı beklemiş. İşim var diyorum, anlasanıza. Bilgehan Demir'le boks gecesi izliyorum demiş. Beni rahatsız etmeyin demeye getiriyor izleyicimiz. Sağ sol kroşeler. Edinakis'ten. Sağ direk. Yunanistan'da sevgili izleyiciler, Lazaridis'in bu mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Bel altı vuruş var iddiasında Edinakis'ten. Üzerine gitti, Sadri'yi vurdu Nina. Nina çok daha teknik ve çok daha net vuruşlar yapıyor şu ana kadar. Hafif hafif. Sol direği yapıştırdı. Arkasından bir tane daha geldi. İki net yumruk vuruyor Nina. Seyirciyi de bayağı bir heyecanlandırıyor. Sol koşa bir kez daha.
tekrar yakalamayı başardı. Macar boksörün işi zor. Gong sesi imdadına yetişti. Adit Kabayan, Nazarinis az sonra sevgili izleyiciler, heyecan yükseliyor. It's time! D-Max'te boks geri dönüyor. Yenilgisiz Ebu ağır siklet şampiyonu Agit Kabayan. Agit Kabayan! Rakibi Yunan Lazaridis. Sadece D-Max'te canlı izleyeceksiniz. İşte tekrar birlikteyiz. Lazaridis mi, Agit Kabayan mi? Birazdan bu sorunun cevabı belli olacak. Altıncı rounddayız. Kolay kolay ödün vermiyorlar. Ama şu da bir gerçek. Nina Mainke her geçen round daha da agresifleşiyor. Daha da net yumruklar vuruyor. Hareketli vaziyette Nina Mainke. Aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Arada ciddi bir kilo farkı var gibi gözükse de Edin Akis dünkü tartıda 58,5. Nina Mainke 58 kilo geldi değerli izleyiciler. Edin Akis biraz balık etli gibi duruyor. Bert Monte bir kez daha ekranlarda. Stop. Yeter diyeceksiniz ama tekrar söyleyeyim. Klitschko'nun menajeriydi. Belki de ekranlara yeni geçtiniz. Bu bilgiyi de sizlere, yeni geçmiş olanlara bir kez daha tekrar etmiş olayım. Hareketli vaziyette tekrar. Tokmak sesini duydunuz. Bu roundu da bitirmek üzereyiz. Yedinci rounda uzanacağız. Her roundu açıkçası etkili ve başarılı bitiriyor Nina. Genau so. Mach genau so weiter. Evet, sizlere bazı haberlerim var demiştim. Şimdi yeni bir heyecanı sizlere yaşatmaya çalışacağım. Çıplak el boksunu ekranlara taşımaya başlayacağız. Bütün dünyada reyting rekorları kıran ve bütün dünyayı saran, hatta Mike Tyson'ın bile ringe çıkma ihtimali olan çıplak el boksunda çok mesafe kat edildi. Olağanüstü prodüksiyonlar, ışıklar, inanılmaz bir prodüksiyonla dünyada ses getirmeye başladı. Çıplak el boksu çok yakında D-Max ekranlarında olacak sevgili izleyiciler. Bu bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. İzlerken gerçekten gözünüzü bile kırpmadan saatlerin geçtiğini hiç fark etmeden ekran başında kalacaksınız. Çıplak el boksu için geri sayımı başlatıyoruz. Şimdi tekrar sokuldu. Sol direkte geldi tekrar Nina. Edin Akis
Macar, sırtı bize doğru dönük olan Macar boksör. 15 galibiyeti var. Edin Akiz bu 15 galibiyetinin 9 tanesini nokautlarla gerçekleştirdi. 1.62 boyunda rakibinden biraz daha kısa. Çok önemli güvenlik önlemleri altında, hijyen önlemleri altında yapılıyor Almanya'daki seyircili bu boks gecesi. Az sonra canlı yayına bağlanacağız sevgili izleyiciler. Canlı yayında Agit Kabayel Lazaridis karşılaşmasını izleyeceksiniz. Şu anda sesli anlatımım canlı ama görüntü gecenin alt maçı, gündüz bölümünde akşam üzeri oynanan karşılaşmalardan. Son rounda uzanıyoruz artık. Sevgili izleyiciler, size açık hava tabii çok çok önemli. Açık havada spor yapmak son derece önemli. Avşa'da da Muay Thai takımının kamp yaptığını duydum bugün. Erhan Uzuner var. Avşa Belediye Başkan, yani Adalar Belediye Başkan Yardımcısı. O da çok mutlu olduğunu söyledi Avşa'nın tercih edilmesinin. Onlar da ona destek veriyorlar, sporcuların. Çünkü Avşa'nın havası biliyorsunuz değişik bir koridor var orada. Kafkaslardan giren çok temiz bir hava var. İşte orada sporcuların tıpkı buradaki gibi açık havada çalışması çok yerinde bir karar diye düşünüyorum ben. Şu anda tekrar sağ direk geldi. Hareketli vaziyette Nina. Edin Akis bekliyor. Bir sol aldı. Arkasından sağ kroşe girişimi var. Kapalı alanlardan spor açık alanlara gelmeye başladı. Tabii futbol stadyumlarının %90'ı açık. Ama spor salonlarının %90'ı salon adı üstünde kapalı. Açık havada spor yapmak bambaşka tabii. Yumruklar çarpıştı şimdi. 8. ve son roundda son dakika. Sol direği yapıştırdı çok fena Nina. Harika bir tempoda devam ediyor sevgili izleyiciler. Sol koşe denedi Edin Akiz. Dünya şampiyonluk maçına çıkmış bir boksör Edin Akiz. Avrupa şampiyonu karşısında bayağı bir zorlandı. Zaman zaman işin içinden çıkabilse de 5. 6. roundlarda bayağı bir perişan oldu. Tekrar sokuldu, sağ kroşe vurdu. Nina Meinke. Ve rakibi, Macar rakibi Edin Akiz arasındaki 8 roundluk kapışma işte böylelikle sona erdi. Fiziksel mesafeyi korumalarına gerek duymuyorlar. Çünkü karantinadaydılar uzun süredir. Bir otelde karantinada tutuluyorlardı. Dün yapılan testleri de negatif çıktı sevgili izleyiciler. Şimdi Agit Kabayel değerli izleyiciler. Kime karşı? Agit Kabayel Lazaridis'e karşı. Az sonrasını izliyoruz. It's time!